Abi futbol kariyerine Almanya'da başladın. Evet. Mesela futbol nasıl başladın orada? Futbol başlamayı nasıl tercih ettin? 6 yaşında başladım futbola Atakan. Şöyle oldu. Tabii orada zor bir hayatımız vardı aile olarak. Almanya'da işte dili öğrenmen lazım. Tabii. Farklı bir hayat standartları. Sen Almanya'da doğdun mu? Buradan oraya mı gittin? Almanya'da doğdum. Almanya'da doğdun, evet. Almanya'da doğdum. 6 yaşında futbola başladım. Futbol tamamen tüm hayatımda yani. Okulda çok başarılı değildim. O da yani dilden dolayı. Evet, tamam. Desem de ya. Yani şöyle. Çok sevmedim okulu ya. Tamam. Aslında olabilir abi, herkes... Okumak çok iyi bir şey. Kesinlikle. Ama buradan yanlış örnek olmasın. Yanlış kesinlikle anlaşılmasın. Yani okumak iyi bir şey değildir demiyor ama orada zorlandığı için kendini futbola vermişler tabii. Şöyle oldu. Yani bunu futbolcular, profesyonel futbolcular bunu daha iyi bilir. Veya işte sen de aynı şekilde. Bir yerde ya okul ya spor. Doğru. Yani eğer ciddi boyuta geçersin. Abi bir şey söyleyebilirim. Buradan bir itirafta bulunmak istiyorum sevgili seyirciler. İlk defa bugün bu programda söyleyeceğim bir itirafım. Ben abi spor akademisini, Marmara Üniversitesi'ni birincilikle girdim. Tamam mı abi? Sonrasında devam edemedim. Milli takımda dünya şampiyonu olunca biz bu sefer sınavsız giriyoruz. Yani mülakatı direkt yine okuma şansın oluyor. Evet. Dünyada derece yaparsan işte birkaç sene üst üste yaparsan da aynı şekilde oluyor. Okula girdim. O zaman ben devamsızlıktan okulda kaldım abi. Sınavlarımı geçiyordum. Evet. Tamam mı? Devamsızlıktan okulda kaldım. Ama o zaman ne yapmam gerekiyor biliyor musun? Devamlılık göstermem için sabah antrenmanı yapmamam gerekiyordu. O zaman ya da akşam antrenmanı yapmamam gerekiyordu. Bu zaman da şöyle oluyordu. Spor kariyerim. Ya sporu seçmiş olacaktım ya okulu seçmiş olacaktım. Halbuki bir de spor akademisi abi bu. Anladın mı? Aslında burada birazcık kesinlikle belki müsamaha göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum ama tabii ki sevgili okulumuz ve büyüklerimiz bunu öngörmeler. Dediler ki derslere girmem gerekiyor. Ben dedim ki ya sınavdan geçemezsem yine tamam. Ben de böyle bir seçim yapmak zorunda kaldım. Okul ve kariyerim arasında kariyerim bir tık daha ağır basmıştı. Kesinlikle katıyorum sana. Yani iş ciddi boyuta giderse sporda ya okul ya spor karar vermek zorundasın. Ben de çok basit oldu. Ben sadece direkt futbol hani gerçekten ben futbol topunda falan uyuyordum. Bunları da kimse bilmez. Futbol topuyla uyuyordum. Akşamları yatıyordum yani. Yatan yorgan altına koyuyordum beraber. Yanımda işte yani çok futbola çok aşırı sevgim vardı. Evet. Ama bu tabii ileride gelip Fenerbahçe'de oynayacağım, milli takımda oynayacağım boyutunda değildi. O zaman çocuğuz. O zaman işte düşünemezsin zaten. Okuldan gidiyordum. Tek iznim benim babamdan almam gereken benim için çok önem taşıyan bir izin arkadaşımla futbol oynayabilmekti. Benim yani sokak futbolundan geliştiği için hayatım futboldu benim. Yani ben, sen bana futbol topu ver. De ki işte sabahtan akşama kadar git top sokak topu oynayın. Ben onu yapıyordum. Başka bir şey diyeceğim. En sevdiğin oyuncağındı yani. Kesinlikle. Çok iyi. Çok aşırı bir şey vardı. Ama tabii ki işte çocukluk aşkımız da benim Fenerbahçe'ydi. Evet. Biz aslen Erzincanlıyız ama İstanbul'da babam Hasanpaşa'da büyümüş. Kadıköy'de. Stada da yakındık. Çocukken de benim deli ağzında resimlerim var futbolcularla. Bir gün tabii bu hayalin ötesindeki bir şeyin gerçekleşeceğini tabii kestiremiyorduk. Yani ben tabii ki benim en büyük hedefim oynadığım Alman kulübünde profesyonel olmaktı. Alman kulübüne mesela futbolu çok sevdiğin için orada bir Alman kulübüne gittin, doğru evet. mu? Orada futbol oynamaya başladın. Bu kaç yaşında oluyor? Şimdi 6 yaşında başladım. Evet. Bir köyde başladım. Tamam. Şimdi bu futbol nasıl biliyor musun? Ben de yani benim kendi şeyimden bahsedeyim. Yani orada mesela oynuyorsun. İşte sen mesela dövüş yapıyorsun ya. Bir spor okulundasın. Çok zor. Herkesle evet. çok zor kapışıyorsun. Ama şimdi herkesi çok basit nakavt etmeye başlayınca başka bir öğretmen lazım. Evet, futbolda da bu şekilde. Futbolda da ben öyle geçe geçe. Artık oraya fazla geldin artık. Öyle Bundesliga takımı yani. Karlsruhe takımın altyapısına geldim. Orası Süper. Da en zor yerdi. Ondan sonra çok çabuk gelişip 19 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldum. Onu soracağım abi. İlk profesyonel sözleşmeni Fenerbahçe'yle yapıyorsun. Bu bence çok önemli ya, düşünsene yani profesyonel olursun ilk sözleşmeni ve Fenerbahçe'yi çok büyük bir kulüple yapıyorsun. Tabii ya, bir de benim kendi yani işte şöyle, tabii Türkiye'de biraz o konular hassastı. Niye olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdi ben Almanya'dan geldiğim için Almanya'da yani böyle işte hangi kulübü tutuyorsun, işte hangi takımı tutuyorsun onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Burada tabii onlar sıkıntı olduğu için ama ben direkt çocukluğumdan beri Fenerbahçe olduğum için ve ben Trabzonların arasında büyüdüm. Bizim köy komple Trabzonlardı. O zaman Fenerbahçe Trabzon maçları çok çekişmeli geçiyordu. Yani böyle sokakta kovalamacılar falan. Ama ben imzayı aslında Kavsura'ya atıyordum. İmzadan döndürdüler beni. Fenerbahçe geldi beni masadan aldı. Aynen. Galatasaray'a atıyordu. Yok. Kavsura takımı. Kavsura. Almanya'daki takımı. Özür dilerim sevgili seyirciler. Tabii. Yanlış anladım. Yanlış. Bayağı yanlış anladım. Yok. Galatasaray'dan hiç teklif almadım. Tamam. Beşiktaş vardı, öbürler vardı. Galatasaray'dan net bir teklif almadım. Fenerbahçe artık en son devreye girince ve azıldırım hani artık böyle gerçekten bu işi koparmak için. Evet. Gel buraya dedi yani. Aynen öyle. O yüzden yani benim hikayem aslında farklı oldu. Onu da istiyorsan bunu anlatayım. Vallahi çok sevinirim. Bir şey soracağım. Yani
Fenerbahçe tarafından senin istenmen nasıl oldu? Orada çok başarılı olduğun için mi yani? Milli takımdan. Hı. Ben milli takımda çok başarılıydım. Mustafa Denizli Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Hı. Ve Fenerbahçe o sene şampiyon olması lazım 2000 yılında. Benim ilk takım hocam arıyor Raşit Sen'e, orada buradan sevgiler saygılar Raşit evet. hocama. Ona soruyor, X bir oyuncu mu diyor, Serhat mı diyor. O diyor ki kesinlikle Serhat. Bu şekilde raporu Azıldırım'a verince, o zaman da Azıldırım şampiyonluk için herkesi alıyor. Yani hı. Real Madrid'den Baliş geri geldi. Evet. İşte Revio, Rapa, İş, Kenan Anderson, dev bir kadro kuruldu. Hı. Ben de babam Beşiktaş'la görüşüyor. Beşiktaş'la evet. anlaşma olacak. Beni böyle resmen uçaktan kaçırdılar. Yani ben bir geldim. Şu, o zamanlar telefonlar biliyorsun. Akıllı telefon yok, bir şey yok. Benim telefonum zaten yok. Türkiye'de çalışmıyor. 19 yaşındayım. Ben indim dedim herhalde Beşiktaş'la görüşülecek ama net bir şey yok. Ama Beşiktaş daha sıcak olaya. Tamam. Bir anda Fenerbahçe devreye girince iş bitiyor. Yani işte ben Fenerliyim evet. ama seni Fenerbahçe istemeyince de bir şey yapamazsın. Evet. Beşiktaş vardı o zaman devrede. Ama bir anda Fenerbahçe'de bulduk yani. Babamı peki, kapatmışlar deri ağzına. Peki orası nasıl oldu abi? Sen Beşiktaş'la görüşmeye diye buraya geldin. Babam görüşüyor o baban zaman. Babam görüşüyor. Tamam. Babam dedi ki yani Beşiktaş olacak gibi dedi. Tamam, tamam dedim babam hani hayırlısı. Evet. Ben de o zaman uçağa biniyorum. Bir geldim. Deri ağzındayız. Nasıl oldu abi peki? Yani Azıldırım kapatmış babamı. Allah Allah. Bitirmiş olayı tabii canım. Yani o zaman gerçekten. O bir ilginç olay anlatacağım dedin. O, bu olay. Kimse bilmez bu olayı. Çok şey bir olay yani aslında bu. Yani ilk defa burada söylüyorum. Seni yoldan aldılar yani. Öyle mi? Uçaktan aldılar gibi oldu yani. Uçağın içinden aldılar gibi oldu ve bu gerçek yani şaka değil. Çok efsane bir transfer oldu yani. Bu aslında gurur verici bir şey. Şimdi 19 yaşındasın. Şimdi tamam. Baliç geliyor, Kenan Anderson geliyor. Hani Serhat Takın kim kimse tanımıyor ki o zaman. Ama hani orada bile hani bana değer verildiği için bir tek yani bir kez daha Fenerbahçe olduğum şu gurur verici benim için. İyi ki de öyle gelişmiş. Oradan tabii hikayemiz ki. Oluştu yani. 5 senede 3 şampiyonluk farklı bir hikaye. Orada da tabii başka bir yerde de farklı bir hikaye olabilirdi ama olabilir, tabii evet. futbol öyle bir şey ki. Tuttuğun kulüp olmak zorunda değil. Ama mesela kesinlikle. Mesut Özil'i şu an çok iyi anlayabiliyorum. Hı hı. Çünkü tuttuğu bir kulübe geldi. Gerçekten şu an çok rahat bir ortamda çok başarılı olacağına inanıyorum. Şimdi abi baba senin için çok önemli baban. Evet. Yani hepimiz için tabii ki baba çok önemli ama sana futbolda da ön ayak olan yani nasıl diyeyim menajerin gibi. Belki o zamanlar çok menajer evet. yoktu. Sen destek oluyordu ve onu dinliyordun. Hatta Erzincanlı olduğu için 24 numarayı giyiyorsun. Evet. Babandan dolayı. Aynen. Şimdi mesela yine geçmişe dönsen, babanın tavsiyelerini dinler misin? Sence iyi mi oldu, kötü mü oldu? Kesinlikle iyi oldu. Kesinlikle dedim. Babam benim için şöyle çok önemli. Babam hem 3 vardiya çalışıp bir işçi olarak Almanya'da. Hem aileyi geçindirmeye çalışırken hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. Çok iyi. Benden belki çok çok yetenekli insanlar vardı benim etrafımda. Arkadaş şu anda halen görüştüğüm. Evet. Belki futbol olarak benden çok önerlerdi. Ama babaları ilgilenmediği için bir boşluğa düşüyorlar. Evet. Belli bir yaş periyodu var. Evet. Babam beni orada hiç yalnız bırakmadı. Belki çok sıktı. Hı-hı. Ama şimdi diyorum ki iyi ki de sıkmış. Ben o yüzden başarmış da olabilirim. Evet. Çünkü ya, daha önce de anlattığım gibi futbol olmasaydı benim muhtemelen olacağım şey araba boyacısıydı. Benim futboldaki antrenörüm araba boyacılığı hocasıydı. Hmm. Ben de çok vakitim kalıyordu sabahla öğlen paydos arasında sonra antrenman arasında. Orada da benim kulübüm beni okula yazdırdı. Hem meslek hem biraz para kazanma hem araba oyuncu da çok hoşuma gidiyordu. Yani futbolcu bunu da kimse bilmez. Araba oyuncu olurdum muhtemelen futbolcu olmasaydım. Çünkü benim öyle bir keskinleşti ki olay. Ya futbol olacak ya da olmayacak. Olmayacak. Hmm. Yani çünkü şeyim yoktu başka. Okulu bitirmiştik, mesleğe geçmiştik yaş olarak da. Evet. Yani futbol ya olmalıydı ya olmamalıydı. Artık öyle bir şey geldim. Bunları da yaşamam o yaşlarda çok aslında çok stresli bir şeydi. Yani 14 yaşında böyle bir psikolojiye girmek çok kolay bir şey değil Atakan. Ama seni de tabii ki hayat anlamında çok olgunlaştırıyor. Evet tabii ki. Seni sen yapan şeyler de bu stres ve sıkıntılar yani. Aynen öyle. Abi şimdi biz seni şimdi Boğa lakabıyla tanıyoruz. Kadıköy Boğası. Gerçekten mesela bana Serhat Akın dedikten zaman aklıma o formüle koşarken şu şey geliyor. Bu tarafın geliyor abi. Tamam direkt ilk görselin o var bende gözümde. Bu lakap nasıl oldu abi? Nasıl kazandın bu lakabı? Şimdi ilk nasıl oldu yani? Tabii şimdi genç yaşta Fenerbahçe'ye geldik yani. Belki de Fenerbahçe'de ilk 11 oynayan veya kendini kanıtlayan en gençlerden bir tanesi. Ben 19 yaşına geldim. Beni de tabii basından veya işte çevremizdeki insanlar seviyordu hani bizde hiçbir zaman aklı net olmadığı için. Çok sevdiğim bir basından bir abim vardı. Baba gibi daha doğrusu artık tabii o da yaşlandı. Hala ama Fenerbahçe'de Yusuf Dursun diye ona buradan selam olsun. O bana dedi ki bir gün boğa yap dedi. Dedim ki nasıl boğa yapayım yani şimdi boğa ne? Şimdi Kadıköy'de de boğa evet, heykeli var ya. Ben de hani, Kadıköy'de olmuyum bu arada abi. Öyle de bir gerçekten. Bir, evet, ben bizden Hasanpaşalıyız yani. Erzincan'dan Hasanpaşa'ya geçmişler. Babam yani dedem hiç görmedim ben. Erken kaybetmiş.
Yani böyle bir istek vardı. Bu da bilinçaltına yerleşiyor Atakan. Yani şimdi ben sana diyorum ki ya, veya sen bana diyorsun ki abi şu sevinci yap. Ben diyorum ki ya bu sevinci nasıl yapayım? Böyle bir şey olabilir mi? Ama bu bilinçaltına yerleşiyor. O an o adrenalinle o gidebiliyor yani. Patlayan için bir şey geliyor. Tamam. Ve öyle bir önemli bir maçta oldu ki yani. Gençler Birliği'nin oynuyoruz. İzmir'de Gençler Birliği'nin sen söyle sahası kapalı. Hı-hı. 70 bin kişi önünde oynuyoruz. Ben oyuna sonradan dahil oldum. Devam hoca ve 80 yani, artıda gol attım. Çok yani 1-0 kazandık. O zaman da yani Gençler Birliği çok güçlü. Evet. Ben de orada boğayı yaptım. Orada kaldı. Hani buradan gerçekten Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür. Çünkü lakap edinmek hiçbir zaman aklımda yoktu. Kesinlikle. Yani çünkü tamamen kalpten Fenerbahçe'ci mücadele ediyordum. Sevdiğim bir cami. Çocukluğumda hayranlık duyduğum bir cami. Ama tabii böyle bir lakabın oluşması ve işte senin bana bunu söyleme çok gurur verici. Taraftarla olan bağın nasıl ve taraftar seni nasıl etkiliyor abi? Ya taraftar beni, yani benim gerçekten yani Fenerbahçe camiası çok büyük. Bütün camialar büyüktür. Kesinlikle. Ben tabii öbürkilerin içinde bulamadığım için bulunduğum camianın sadece yorumunu yapabilirim. Fenerbahçe gerçekten çok büyük bir camia. Ve benim 19 yaşında, sana kısa bir anlam anlatacağım. Tabii ki. Oradan belki bu sorunun da cevabı gelişir. Şimdi bizim takımda Baliç tabii evet. bir dev. Şeyden Real Madrid'den geri geldi. Keratan'da son dünya devi. İşte Rapa işleri falan. İşte artık Perugia'dan almış o zaman. Kulübe basmışlar. Bu oyuncuyu nasıl satarsınız falan. Hepsi dehşet oyuncular. Ben de o zaman tabii 19 yaşında bunların arasında bir şeyler öğrenebilme peşindeyim. Evet. Ben de tabii işte Almanya'ya gittik. İşte benim de tabii 3-5 hareketim oldu orada. kendi kabiliyetimi falan gösterdim. Ama tabii ki hiçbir zaman hemen ilk 11 oynuyor falan öyle bir şey olamaz zaten. Evet. Çünkü takım benden çok ileride. Benim bir şeyler katmam lazım. Ben de Fenerbahçe'de ilk maçımız Kocaeli deplasman. Orada böyle bir revoşata falan çektim. Orada da bir hype'landık. İlk maç, ikinci maç Kadıköy'de. Son böyle 75. dakikada taraftar Serhat Akın Akın diye vardı. Yani şu an tüylerim diken diken oldu. Bu çok farklı bir şey. Yani bunu bu her zaman olmaz. Yani evet. bu herkese de nasip olmaz. Bana nasip olduğu için zaten orada bu sorunun da cevabı herhalde evet. şey olmuş oldu. Böyle bir kenetlenme oldu. Yani bu otomatikman oldu. Doğru. Çünkü bu her zaman olmaz. Yani şimdi Mesut Özil çok büyük bir futbolcu. Kimya kesinlikle tutabilir. Kesinlikle. Ve tutacak da ama evet. tutmayabilir. Aynen öyle. Çünkü Allah korusun bunun sakatlığı var, şeyi var hani. Ama bir kimya taraftarı tutmak için o herkese nasip olmuyor.